Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala ma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün yine sizler bilen didarlaştırganımız için Allah-u Teala'ya hamd etmemiz. Mavzuyumuz erkin, savol-cevap, interaktif tarzda o'tishligi foydali. İnşallah dolzarb masalalarda kimde nima savol bor, hayotiy voqealikka aloqador yoki kasbimizga aloqador inshaalloh bilsak o'rtoqlashamiz, bilmasak izlanish qilamiz, birgalikda o'rganamiz. Xo'p, kimdan boshlaymiz? Kimda savol bor? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Demak, men savol qo'yganimcha bo'ladi. Juda ham xo'sh mavzuni siz kuzatib boraman. İnternet kanallarda, YouTube, başka kanallarda müsaade olsa blogiler sizde olup taşa borçadı. Aynen sizde gerekken bugünkündeki işte Uzbekistan'da başka davetler bugünkündeki Uzbekistan'da yüklerken işte madaniyatı gerekende tasfüs edilirkenge fakat o zora parçalap taşaşlık için tilleri, kelimeleri, maksatları birleşmesliği için juda katta siyasi urunuşlar var. Bu urunuşlarını ictimai tarmaklarda bahs korunuşida biz korup durup biz Uzbekistan, Uzbek zaban Müslümanları lekin bunu kurallik halatka eylenip ketkenligi bütün dünya korup durgen vaziyet. Mesela Suriye'deki uruş avvara mana şu ictimai tarmaklarda başlangan. O yüzden ulamalariga, ahli ilimleriga sen kafırsan, murtadsan, sen undaksan, sen bundaksan degen cancel bilen başlayın. Ular ki ulamalar raddiye birgen, yumuşara gəpirişdi, nasihat kılıçdı, insafke çakırışdı. İnsaflileri özüge keldi. Lekin insafli bu məgəlləri, toğrağı arkadagi siyasi küçünü büyürtməsi bilen hareket kılı yetkəlləri işini ahırı kuralli vəziyyətki apkep koydu. Kuralli vəziyyətki ötkəndən ki, nəmə buldu? To'xtatib bo'lgani yo'q. Hali tugacha to'xtagani yo'q. Hozirgacha to'xtagani yo'q. Boshlanishi nima edi? Boshlanishi shu so'z erkinligi, haqni gapira olmaysan, saroy mullasi, murtad shunaqa gaplar bilan edi. Turkiyada ham shunaqa ahvol. Turkiyada jamoatlar o'zini siyosatiga, odamlarni islomiy tushunchalarini berish uchun harakat qilar ekan, ichkariga Salafi düşüncedeki adamlarını tıkıp cancalını en kattasını kozak için hareket var. Mesela Abu Haris degen bala var Kadir yükünde. İlmi salahiyyeti cüdeyen pas. Lekin bakır çakır ki üstte cüde. Bakır çakır kıla uğradı. Adamlarını kafirge çıkarış, murtadge çıkarış, uzudan başka hemenin müşrik, değişlik vazifesini becerip yerdi. Orqasida da musulmonlar turmayapti buni. O'zi bilmasligi mumkin, to'g'ri. O'zi o'ylashi mumkin, men haqiqatda eng chiroyli ishni qilyapman deyishi mumkin. Lekin bir insonni bir ish qilar ekan, o'sha qilayotgan ishining oqibatida kim foyda ko'radi? Kim zarar ko'radi? Bu aqli raso odamlar hisob qiladigan ish. Oddiy bola buni hisob qilmaydi. Oddiy bolani qo'liga gugurt bering, uni yoqib, uyini yoqib yuboradi, yondirib yuboradi. Mana shu qiziq voqeani bola uchun butun boshli uyni halokatga olib borishligi qiziqtirmaydi. Unga farqi yo'q. Yondirsa, bitta bum bo'lsa mazza qilsa bo'ldi. Yongandan keyin qochib ketadi. Alloh asrasa, bo'lmasa ichida qolib nima bo'ladi? Yonib ketadi. Mana shu vaziyat butun dunyoning katta siyosatchilari tomonidan tahlil qilingan va musulmonlar ichida, xoh qaysi millat bo'lishimizdan qat'iy nazar o'sha qo'liga gugurt bersa bemalol uyini yoqvorishi mumkin bo'lgan saviyadagi odamlarga qaratilgan ish. Endi bularga raddiya, faqat kimgadir ruxsat berilgan, kimgadir ruxsat berilmaganmi deb savol beryapsiz, to'g'ri savol. Avvalroq e'tibor bergan bo'lsak, dastlab mustaqil bo'lganimizda hech qanday taqiq yo'q edi. Hattoki masjidlardagi imomlarni tayinlash nazorati yo'q edi hech kimda. Xalq o'zi yoqtirgan bir ahli ilmni olib kelardi, masjidga qo'yardi, masjidda xohlagan suhbatini qilardi u odam. Xohlaganini qilardi, taqiq yo'q edi. Faqat keyin nima bo'ldi? Shunaqa tashqi kuchlarning
millet arasiga ixtilof solishi uchun katta eshik ochilib qolganligi ko'ringach ulamolar yig'ildi. 90-91 yillarda sulh degan video rolik bor. Ko'rgan bo'lsanglar, bu real hodisalar videoga olingan, YouTube'da turibdi sulh. Rahmatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh o'sha paytda dini idorani muftisi. Faqat O'zbekiston emas, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar dini idorasining rahbari. Juda katta tashkilot ya'ni. Bir joydan bir imom chiqib, ularga ixtilof qilyapti. Bu yoqdan bitta imom chiqib, bularga ixtilof qilyapti. Uning jamoasi buning jamoasi bilan urushyapti. Hali bu jamoat jumadan keyin borib, ularga masjidga hujum qiladi, hali u masjid kelib bunga hujum qiladi. O'zbekiston yangi mustaqil bo'lgan. Hali mustaqilligimizni chegaralarini belgilolmay turgan paytimiz. Harbiy soha nima bo'ladi, tijoriy soha nima bo'ladi, chegaralar qanday ahvolda bo'ladi, ta'lim qanday bo'ladi, bu narsalarni hal qila olmay turibmiz. Ikkita musulmon bir-birini kofirga, murtadga chiqarib urushyotibdi. Buni urushtirmoqchi bo'lganlar tashqaridan, ya'ni dastak beryapti. Buni hammasi siyosiy ma'noda ochiq-oydin edi. Keyin hazrat idoraga chaqirdilar ularni, hammasini. Kelinglar dedilar. O'shani ko'rsanglar, hazrat Alloh rahmat qilsin, taxminan bir soatga yaqin gapirganlar. O'sha gap dolzarb gap. O'sha gap hozir ham quvvatda, kuchda. Biz bir-birimiz bilan urushib faqat zarar keltiramiz bir-birimizga. Biz birlashishimiz kerak. Hali qiladigan juda ko'p ishimiz bor. Shu oddiy namozdagi ixtiloflar. Oddiy namozda ominni jahri aytish, qo'lni rafliyadan qilib ko'tarish. Shu masalalarni talashib biz millatga, kelajakka foyda bermaymiz. Kelinglar, ixtilof qilmanglar, yonimizga kelinglar, ishlaylik, dedilar ixtilof qilayotgan, ixtilofga sabab bo'lib qolgan domlalarga. Bo'pti deyildi, men hazratdan so'raganman, o'sha sulh, o'zaro kelishuv davom etganmi desam, o'tmagan dedilar. Eshikdan chiqishimiz bilan tugagan deganlar. Nimaga? O'sha sulh uchun kelgan odamlar orqasidan siyosiy buyurtma boribdi. Orqasidan biz sulhga boraveramiz u, sizlar avtobusga 200-300 ta odamni olib borib janjalga boraveringlar deb kelingan. Maqsad sulh bo'lmagan kelgan odamlarni ham. Maqsad odamlarni mot qilib, o'tkizib qo'yib, o'zini maqsadini amalga oshirish bo'lgan. Keyin oraga kim kirdi? Hizb-i Tahrir degan jamoat kirib keldi. Hizb-i Tahrir O'zbekistondan chiqdimi? Yo'q. Kim olib kirdi uni? Musulmon mamlakatlar olib kirdimi? Yo'q. Kim? Angliya. Angliya olib kirdi buni. Angliya o'zidan o'zi to'g'ridan kelib siyosat qila olmasa ham, otini Mahmud qo'yib olgan, otini Omon qo'yib olgan bir musulmon nomidagi bolalarni ichimizga kiritishdi. Ular ayni yuqorida misol keltirganim qo'liga gugurt ushlab olgan bolalar. Gugurtni yoqyapti, ajablanib uyi qayerdan yoqib yuborsam bo'lar ekanda yurgan bolalar. Shariatni to'la to'kis tushunmaydi, islomiy maqsadlarni, shariatni bir amalni ya'ni amalga oshirsangiz oqibati nima bilan tugaydi? Tasavvur qilmaydi, farqi yo'q. Ular uyini yondirsa bo'ldi. Shov qilsa bo'ldi, biznes ko'zida. Ular kirgandan keyin ularni eng birinchi gapi nima bo'ldi? O'zbekiston prezidenti yahudi, murtad, kofir, hali mustaqillik hali to'la to'kis egallab olinganmiz, ya'ni yangi mustaqil bo'lganmiz, hali tetapoyamiz o'zimiz. Tamomila xalq bilan davlat orasini buzishlik uchun bulardan foydalanildi. Sizlarda balki dars o'qitdilar, odatda davlat to'ntarishini qilmoqchi bo'lgan siyosatchilar davlat bilan xalq o'rtasiga nizo soladi. Qaysi mamlakatda davlat bilan xalq o'rtasida mustahkam aloqalar bo'lsa, u davlat kuchli bo'ladi. Misollari ko'p, tarixda ham ko'p. Men sizlarga bitta misolni keltiraman. Turkiyada davlat to'ntarishi bo'ldi. Ko'rdik-a hammamiz. Davlat to'ntarishi bo'ldi. Butun boshli harbiy kuch xalqqa hujum qilib kirib kelayotgan paytida siyosiy kuch endi u. Siyosiy kuchdan buyruq olgan harbiylar kirib kelayotganda o'sha Facebook bilan telefon bilan Rajab Tayyib Erdo'g'on jonli muloqotda televideniyaga intervyu berdi. Aytdiki, butun xalq ko'chaga chiqsin dedi.
biz davlatimiz dedi, bizni himoyamiz uchun turinglar yonimizga dedi, orqaga qaytish yo'q dedi. Harbiylar tankada osmonda F-16lar uchib yuribdi. Avtomatlar qurollangan xalq ustiga kirib kelyapti, xalq ko'chaga hech narsasiz, quruq kiyim bilan bir og'iz davlat rahbarini himoyasi uchun chiqdi. Nima bo'ldi? Davlat bilan xalq o'rtasidagi rishta mustahkamligi uchun harbiylar chekindi. Ya'ni inqilob amalga oshmadi. Bu bitta misol bu. Butun davlatlarda inqilob uyushtirishni xohlaganlar eng birinchi xalq bilan davlat o'rtasiga nizo soladi. O'shaning uchun siyosiy harakatlarda davlatni yomonlashlikka targ'ib qilayotgan odamni yaxshilab surishtiring, quloq bo'ladi. Kimnidir quloqi bo'ladi u. Unga farqi yo'q. Albatta bütün dünyada, Amerika'da hatta ki, mana eng dünyada faravon davlat deb o'zini da'vo qiladi. Amerika'da ham muammo bor. Muammoni qidiraman, muammoni men gapiraman desiz, bütün dünyada bor. O muammo kimiki? Bizniki. Yechimini biz qilamiz. O Ukrainada o'tirib olgan bola qilmaydi u. O qo'liga gult olib bu mamlakatni yondirishni xohlaydi. Vazifasi u. Unga farqi yo'q. Bu mamlakatda onasi yashaydimi, bu mamlakatda akasi yashaydimi farqi yo'q. Yonsa yonib ketsa bo'ldi. Bolaga nima farqi bor? Natijani ko'rmaydi-ki. Keyin xizblar shuni boshladi. Juda katta ish bo'lib ketdi. Endi bu masjidlardagi janjal bir chekada qolib ketdi. Ular qo'llariga varaqalar olib uylariga, rasmiy idoralarga kirib hammani tashvishga qo'ydi. Qiladigan ish ko'p. Katta-katta ulamolarni bosh qotib qoldi. 99-yilda nima bo'ldi keyin? Portlash bo'ldi. Portlashni amalga oshirganlar qo'lidagi gugurtini yoqdi ya'ni. Endi ba'zilar aytadi hozir. Biz har doim men o'zim tarafdorimanda senzura qilmaslikni. Voqeani xas boshlamaslikni. Hozir chetdan ko'p joydan aytishadi. O'sha paytdagi O'zbekistondagi ma'lum odamlar bu terrorga xabardor bo'lgan, qo'llab-quvvatlagan va buni amalga oshirishlik ularning siyosatiga nima bo'lgan? Foyda bo'lgan. Shuning uchun qo'yib bergan deydi. U masalan tahlilini qilish alohida mavzu, lekin terrorni uyushtirganlar aniq odamlar. Aniq odamlar, ma'lum bir qorakani muxlislari o'sha qoraka yo'qolib qolganligi uchun qas olaman deb Chechenistonga borib tayyorgarlik qilgan bolalar. Chechenistondan qaytib kelib Toshkentda bu ishni qilmoqchi bo'lganda Tohir yo'ldoshining bolalariga bu xabar yetib qolgan. Tohir yo'ldoshining bolalari kelib buni to'xtataman degan, to'xtata olmagan, xullas bomba bo'ldi. Kim tomonidan bo'ldi? Men musulmonman deyotgan bolalar tomonidan bo'ldi. Siyosat nima qiladi endi? O'zini himoya qiladimi? Qiladi. Vaziyat nima bo'lib ketdi? Terrorga aralashdi deb juda ko'p odamlarga ho'li quruq zulm bo'lib ketdi. Mazlumlar ham ko'payib ketdi. Ha, og'ir bo'ldi. Lekin mana shu vaziyatni orqasida taqiq boshlandi. Ungacha taqiq yo'q edi. Men mustaqillik davrini juda yaxshi bilaman. 10800 ta masjid bor edi. 10800 ta masjid ochilgan edi. Mustaqillik bo'lganda. O'sha dastlabki prezident musulmonlar diniy idorasi rahbariyati bilan hamkorlikda juda katta ishlarni amalga oshirayotgan edi. Juda ham katta ishlarni. Har bitta viloyatda alohida madrasalar bor edi. Bitta emas, 3ta 4tadan madrasalar bor edi. Namanganning o'zida gumbazda madrasa, Mulla Qirg'izda madrasa, Xo'jammi qabrida madrasa, 3ta madrasa. Namangan shahrining o'zida. Marg'ilonda nechta madrasa? Farg'onada madrasa. Butun O'zbekistonning hamma joyida alohida diniy madrasalar ochilgan edi. Endi mana bu portlash kimga foyda berdi? O'sha portlashga boshidan asos solgan odamlarga foyda berdi. Xalq bilan davlat o'rtasida ishonchsizlik o'rtadagi ishonchga putur yetdi. Natijada biz 2000-yildan to 2016-yilgacha Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh O'zbekistonga qaytib kelganlar va ilmiy faoliyatni hech qanday rasmiy doiraga aloqalari yo'q, ilmiy faoliyatni qilishni boshlaganlar. Shunda biz yo'llarda turganmiz. Shunda
9'da sahih toplamda tercümesi başlangan. 9'da sahih toplam. Tercüme kılarkenimiz cüde kub kıyınçlikler var, senzuralar var. Adli cihat degen kelimenin işte tabii biz. Biz ki arkaya çekinmeyimiz, Hazreti Ayetliler çekinmeyimiz dediler. Meclis, ilmi meclisler dairelerde ayetlediler ki bu İmam Bukhari'nin kitabı, bunu özgertirişi ilacı yok. Biz özgertirsek özümüzde ecdadımızın kitabını. Taşkarıda bunu yoldan beledigen adamlar var. Biz hıyanat giyen bulamaz özümüzde ecdadı. Deyip turu verdiler. Lekin cüde sekilleşip gitti. Bu mesela Hazreti davarlardı ya kitap çıkar varsa varar da hammasını. Çıkmadı. Bukhari'den ya bitti ya ikide toplam çıktı tırıklıklarda. Ondan keyin Hazreti Yakşançı yürüp kaldı. Cihat kelimesi, hicret kelimesi, İslam'ın en nazik, halka tezra düşündürüş lazım bugün cümlelerini düşündürüşke havatırı buldu. Ayçi gereği bugün adamlar ayta almadı. Ayçi ki koyulmadı. Netice ne buldu? Taşkarıda turgen halge kulaklar, taşkarının kulakları. Üçün bazar konkurentsiz açılıp kaldı. Ularge hiç kim yok muhalif. Cihatını haklıgen de geperedi, hicretini haklıgen de geperedi. Yaşlarının içinde dinge kızıkkan adam işledi de bu hakkını geperiyip dedi böyle. Bari kurban buluşu başladı. Bu neresi? Asla sekin kengeyip bizde yemcudu katta taşmışlarına ap geldi. Kança adam Suriye'ye getip kaldı. Kança adam Irak'a getip kaldı. IŞİD'ke koşulup gitti. Çünkü taşkarada Abdullah Zufar namıda havariçlerinin en katta cinayetçisi var. Adamlarını aldap çakırıp içkarada hiç kim etmegen yapını yapırıp adamlarını başına eğlendir etkiler var. Keyin dini idare taşabbusunu kolga aldı. Ulamalar kengesini çakırdı. Köpçilik ayetedi ki mesela siz ayetiyapsız sizi kuremiz meydanda değilsiniz. Bu fakat kuringen yüz. Arkada ulamalar kengesini maslahatı var. Ulamalar hamma çıkıp gapara uğruşmaz. Mavzularda asasi kerek mavzularda malum adamlar gapırsın. Doğru bitti adamlar. Hazır köpeydi yani. Hiç adam gapır yaptı. Lekin cim turulmasın. Ve bunu dini idaranın ulamalar kengesi özlerine rahbariyetlerine taklif kılıçtı. Bundan başka yol yok deyişti. Kamaş bilen bir narsa kılıbı mıydı? Tazik bilen bir narsa kılıbı mıydı? Senzura bilen bir narsa kılıbı mıydı? Fakat bitti yol var. İslam'ın doğru telkinini düşündürüş gerek. İslam mahiyet ve telkin degen korsatı okulduk. Altıda çıktı. İslam sivilizasyası merkezi. Bunu tepesinde baş buldu. Akademiye. Bunda baş. Cüde köp mütehassıslar yordamda. Arkada ulamalar kengeşi var. Masalalarga karış var. Yani ulamalar cim turgani yok. Fakat hamma gapirishligidan ko'ra ma'lum adamlar oldinga chiqib gapirsin, xalqqa tushuntirsin. Xalq bunaqa masalalarda savol bersa, tashqaridagi qotil, jinoyatchi quloqlarga bermasin. O'zimizga bersin, to'g'risini o'rgansin. Ularga ularning javoblarini imkon qadar xatolarini ko'rsatib berilsin. Natijani ko'rasizlar dedi. Natijani ko'rdik. Mana hozir uzoq ma'lumot emas. Ta şu gaplar, şu suhbetler amalge aşligi geçe bugün cereyanda yüzde bale. Koluda gügürtü var baleler. Yüzde Suriye'ye ketiyeti ödü. Yüzdesi. Bu suhbetlerden keyin 98'tesi kaldı hakkada. İkitesi ketip kalı yaptı. Bari yedi. İkide üçte sel tamı cahide mesleri boladı. Hemen cemiyette var. Ve hatta şundayı neticelerge eriştik ki uyakta yürgen adamlar arkaya kayıttı. Uyog'da ichkariga kirgan, gapni to'g'risini oldin bizni haqorat qilgan, bu yolg'onchi degan, bu saroy millasi degan borgan vaziyatni ko'rsa, O'zbekiston ulardan ko'ra ancha islomiyroq. Ularning xohlagan islomidan ko'ra O'zbekistonda ancha yaxshi. Bunga ko'zi bilan shohid bo'ldi, ko'rdi. Men bir ikkita suhbatlarda ko'rsatib berdim disketekalarni. Suriye'de disketike, İdilib'de disketike. Erkekler oynayıp dikkirler yürüptü. Yanında bir kitası eti yaptı Uzbekistan'dan ketkerleri. Bu Abrar Muhtar Ali yaramaz. Uzu Yaman
o'zi murtad kofiru, lekin aytgan gapi to'g'ri ekan deyapti. O'zlarini ichida aytyapti. Haqiqatda bor ekan-ku deyapti. Bir-biridan so'rab, videoni ko'rgandan keyin. Bor ekan-ku bu disketeka deyapti. Keyin yonidagisi oqlayapti. Endi biz bir mamlakatga kirib kelsak, uni urfiy odatlarini birdan yo'q qila olmaymiz. Yo'l topish qarang. Yo'q qila olmasak ham disketekaga ruxsat berar ekan, islomni da'vo qilar ekan. Buni yomonligi islom da'vosi bilan qilyapti bular. Masalan, disketeka O'zbekistonda ham bor, to'g'ri, uni hech kim yo'q, bizda hamma yo gullik guliston demaydi, lekin bizdagi disketekalar islom nomi bilan qilinmaydi-da. İslam davlatını kuramız deyip kılıyatkeni yok onu. Onu kılıyatkenlere gaitemiz, Müslüman ballara gaitemiz, barma, masjidke barımdan göre deyiniz. Yani farkı var, ideologiyanın farkı var. Demek, demek, biz muammalarımız özümüzdeki yeterli, topa doğru. Lekin muammalarını halk kılış, bizim zimmemizdeki vazife. Bizge Ukrayna'dan turup muammanı yapırıp hiç vermeydi ular. Maksat ular muammanı yapırıp, memleketke ot koyuş. Yanıp gitse kursan buralı. Yonib ketsa ularning tijorati yuradi. Biz bu tijoratni kasod qilish bilan shug'ullanyapmiz. Alloh xayrli qilsin. Qisqaroq javob shu. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz sizlarni katta bir davlatda uchrashib turganimizga salomat bo'ling. Internet tarmoqlarimizda ma'lumotlaringizni qayta savollarga javob berishni so'raymiz. Mana bu savolni qo'yganingiz Mana shu markaziy Osiyodagi diniy ulamolarni qanchalik kuchli deb ularni harakat qilib qolayotgan islom sohasidagi siyosatlari qanaqa? Qayerda islom bo'yicha e'tibor kuchliroq bo'lgan, o'sha to'g'ri yo'lni tanlagan bizda o'sha yo'nalish. Islomimizda yozilgandek yo'nalish qayerda to'g'ri tanlangan, qayerda izdan chiqmoqchi, bizga nima ta'sir qiladi ertaga? Bizda harbiy xizmatchilarga nima ta'sir qilish mumkin? Yani bir yana bir de Xo'p, o'zim haqimda avtobiografiya haqida 3-4 marta suhbatda aytganman. Yengilroq muxtasar qilib aytib ketaman. 76 yılda tug'ilganman, 22 iyulda Namangan viloyati Chust tuman, Karkidon degan qishloq bor, juda shinam qishloq. Bizning qishlog'imizda 2 3 katta buloq suvlari orasiga joylashgan tantiq qishlog'imiz, ya'ni odamlari ko'ngli toza, qoni qaynagarroq, shunaqa yaxshi. Shu joyda katta bo'lganman. Dastlab maktabni o'sha qishloqda o'qiganman, keyin Farg'ona viloyatida dastlab birinchi diniy ta'limni dadamning onalaridan olganman. Dadamning onalari bizning qishlog'imizda otinoyi deydi. U paytda sanoqli bitta otinoyi bo'lardi butun qishloq uchun. Onam shunaqa bo'lganlar, menga Maxtum Qulidan, Ahmad Yassaviydan, ko'p narsalardan shu dastlabki ta'limotni o'rgatganlar. O'sha qoidai Bag'dodiy deb birinchi ya'ni arab harflarini shu onamdan o'rganganman. Keyin tog'am bo'lardi. Tog'am qishloqni imomi edi. Tog'a deganda chin tog'a emas. Meni dadamning tog'asini o'g'li shunaqa edi. Ulardan o'rganganman dastlabki ta'limotni. Keyin
Andijonga Abdusalom Mahdum degan madrasa bo'lardi o'sha paytda. Hali aytdim boshida suhbatda, madrasalar har bir joyda ko'p edi. Abdusalom Mahdum degan madrasada Odilxon Eshon rahmatlini tashkil qilgan madrasa birinchi ta'limotni o'rgatilardi o'tdi. Shu joyda o'qiganman birinchi. Keyin undan keyin Jalabey degan madrasa bor edi. Jalabeyda Said Muhiddin degan madrasa. Hozirgacha rasmiy ishlayapti u. Abdusalom Mahdum madrasasi yopilib ketdi keyin. Keyin Said Muhiddin madrasasida o'qidim. Undan keyin Mulla Qirg'iz madrasasida Namanganda o'qidim. Undan keyin Toshkentga kelib, Toshkentda Toshkent Islom instituti Ma'had'da o'qidim. Uni bitirgandan keyin magistratura yo'nalishi bo'yicha jurnalistikani bitirdim. Milliy universitetda oliy jurnalistikalar kursini tamomladik. Magistr anaqasida men hozir oliy ma'lumotli. Bu endi rasmiy doiradagi o'qish. Lekin norasmiy ulamolardan Andijonda ham juda ko'p ustozlardan ilm olganman. Ya'ni Sirojiddin Qorakadan Qur'on o'qiganman. Ya'ni Namanganda Davudxon to'ra Alloh rahmat qilsin. Olimxon domla Alloh ularni rahmat qilsin. Ubaydillaxon Maqsum kishi ham o'tib ketdilar, rahmat qilsin. Hozir tiriklardan Solixon domla borlar, Namanganlik Solixon domla. Bu internetda mashhur bo'lgan ish emas. Namanganda juda katta ilmli insonlar qo'lida o'qiganman. Abdulhay domla madrasa tashkil qilgan, u kishi ham bizga bir ma'noda ustoz bo'ladilar. Keyin asosiy, ya'ni Toshkentga kelganimdan keyin asosiy ustozlarimizdan biri shu Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh. Bu kishi endi bu kishini oldida kitob yozishga ko'proq ilmni biroz oldirog'iga harakat bo'lgan. Asosiy o'qishimiz shu. Hozirda Toshkent Islom institutini axborot bo'limiga rahbarman. Islom sivilizatsiyasi markazida ijtimoiy masalalar bo'yicha, ya'ni aloqalar, insonlar bilan aloqalar bo'limida bosh mutaxassis sifatida ishlab kelyapman. Qisqaroq shu, ortiqcha fazilati tomonimiz yo'q. Farzandlarim yosh. Bosh farzandim endi 10 ga kirdi. Endi albatta ahli ilm bo'lishligi, xalqiga, millatiga foydali inson bo'lishligi tarafdoriman. Hozirgi kunda birinchi, ikkinchi farzandim Qur'onni yodlab tugatdi. 10 yosh, 8 yosh takrorda ular, lekin maktabini qoldirgani yo'q. Qoldirmaydi ham inshaalloh, maktabda ham o'zicha yaxshi ta'limini oladi. Kunlik vazifasi bor, Qur'onini yodlab boryapti. Endi Qur'onni yoshligida yodlab olsa, sal zihin, fahm o'sganda endi ilmni o'qishga, o'rganishlikka o'tadi, xudo xolisa. Maqsadlarimiz bor. Alloh taolo maqsadlarimizga erishtirsin. Farzand albatta ota-onani dunyoda ko'zini quvontirishligini har bir ota-ona ya'ni orzu qiladi. Shu orzularimizga Alloh taolo o'zi erishtirsin. Qisqaroq shu. Endi sizni ikkinchi savolingiz. Bugungi kunda butun O'rta Osiyo jamiyatidagi islomiy vaziyat qaysi arqonni mahkam ushlasak mustahkamlashib boramiz, qayerdan hujum qilishi mumkin? Bizga tashqi kuchlar. Siyosiy ma'noda, ya'ni sizning kasbingizga munosib savol. Albatta hozir Arab bahori nomi bilan Yaqin Sharqni xonavayron qilgan kuchlar hali o'lgani yo'q. Bular o'sha qonli tishlari bilan O'rta Osiyoga tishlarini g'ichirlatyapti. Meni tahlillarim bu. O'rta Osiyoni ham qonli regionga aylantirish ularning eng katta orzularidan. Yotsa tursa shuni o'ylayapti ular. Katta miqdorda mablag'lar tiqilyapti. Blogerlik maktablari ochilib, shu mamlakatni ag'darib olish uchun blogerlarni o'qitishyapti. Men buni oldin aytganimda ba'zilar kulgan edi mendan. Kulganlarga aytamanki, intasxaru minna fa inna naskharu minkum kama tasxarun. Bizni masxara qilasizlar, kun kelib biz ham masxara qilamiz sizlarni. Xuddi sizlar bizni masxara qilganinglardek. Qur'oni Karim buni Nuh alayhi salatu vasallamning tilidan aytgan.
Doğru gapni gapirsangiz masxara qiladiganlar topiladi, lekin masxara qiladiganlar bir kun o'zlari pushaymon qiladi. Aytdim men, Qirg'izistonda blogerlik maktablari ochildi. Amerika moliyalashtiryapti. Bu blogerlar maktablaridan bitirib chiqqan bolalar, meni tashvish qilgan narsa o'zbekistonlik bolalar bor. O'zbekistonlik ma'lum mashhur blogerlar bor. Bloger nomi bilan. Bularning vazifasi nima? Oqni qora qilib ko'rsata bilish. Siyosatni zolim qilib ko'rsata bilish. Bularning vazifalari tinchlikni masxara qilib, osmonni musaffo degan gapdan odamlarning ko'nglini aynitish. Vazifa bu. Ideologik odamlarni tayyorlash. Bo'lishi mumkinmi dedi? Bitta qarasa nima bo'ldi? Qirg'izistonda nima bo'ldi yaqinda? Blogerlar orqali qildi. Birinchi blogerlar orqali qildi bu ishni. Hammasi chiqib olib, 100 ta odam chiqsa, 100 mingta chiqdi qilib ko'rsatishdi ko'chaga. Bu siyosat O'zbekistonda ham mujjal. U joyda o'qiyotgan odamlardan bir ikkitasi qaytib keldi bilsanglar. Qaytib kelib, bu yerda O'zbekiston hukumatı unga uy berdi. Kim haqida gap ketayotganini YouTube'dan qidirib ko'rib olasizlar. Uy berdi, joy berdi u. Sezdi, bildi menimce. Aytdi ki doğru dedi. Biz notori idik dedi. Bu mavzunun tahlilini görürsünler. Lekin hareket var. Mendeki norasmi haberlerine göre 40 milyardga yakın pul ajratilgan. Orta Asiyonu qonli regionga aylantirish uchun. Bu blogerlerine saplanadigan arzimagan narsa. Lekin ciddi pul saplaydi bunga ham. Bu bilan odamlarning fikrini to'g'rilagandan keyin bizni ichimizga bizni mahkam ushlab, oyog'imizni mustahkam joyga qo'yib, butun dunyoni aylanishimiz mumkin bo'lgan asoslarimiz bor. Masalan, sirkulni nima deydi? Sirkul bitta oyog'i mustahkam turadi, keyin to'g'ri chiziqni, ya'ni yumaloqni to'g'ri chiza oladi. Agar bu mahkam turmasa, chiziq to'g'ri chiqmaydi. Bizni mahkam yerga o'rnashtirib turadigan asoslarimiz bor. Bu İslam dini ma'nosida aytayapman. Boshqa harbiy tomonlar, siyosiy tomonlarni o'zining mutaxassislari gapirar. Mening shaxsiy tahlilim ilmiy asosga ega bo'lmasligi mumkin, lekin islom haqida gapirar ekanman, ilmiy asoslab beraman ben. Ya'ni asoslab berayotganligimni hamma ko'rib turibdi. Shuning uchun do'st menga aytayaptiki, jonimni siz uchun qurbon qilaman, yoningizda turaman deyapti. Dushman seni joningni olishim kerak deyapti. Nima uchun? Ularning fikr dunyo qarash, ularning siyosiy qarashlariga zarba bo'lyapti bu gaplar. Birinchi o'rinda biz usulda islom dunyo qarashida, ya'ni islom teologiyasida ahli sunna val jamoaning mazhabiga mahkam yopishimiz kerak. Ahli sunna val jamoa kim deganda usulda, ya'ni fiqhda Hanafi mazhabidamiz. Hanafi mazhabi bilan ketishimiz kerak. Shunda birlik bo'ladi. Tashqaridagi dushmanning ichkariga kirishligiga yo'l bo'lmaydi. Oddiy masalalar bo'lishi mumkin, agar buni mahkam ushlamasak, tashqaridan ixtilof qilishi mumkin bo'lgan bahona ko'p. Aqidada Maturidiy mazhabi. Maturidiylik ba'zilar aytadiki, nimaga aqidada Maturidiy? Unda ham Abu Hanifa bo'lavermaymizmi? Ha, Maturidiy aynan Abu Hanifaning aqida masalalarini nizomiy shaklda asoslagan odam. Maturidiy degani Abu Hanifadan alohida degani emas. Imom Maturidiyning mazhabini butun bugun siyosat darajasida ko'ryapsizlar. Buni o'sha ulamolar kengasining taklifi bilan qilinyapti aslida. Imom Maturidiy bizdanligi uchun emas, Imom Maturidiyning aqidasi bizni tashqari kuchlarning hujumidan himoya qiladi. Millatni asrab qoladi, immunitet bu. Har qanday virusga qarshi ishlay oladigan immunitet. İmam Maturidiyga nimaga hujum bor tashqarida? Kim tomonidan hujum? Maturidiyga aynan o'sha tashqi dushman tomonidan, og'zi qon bo'lgan shoqollar tomonidan hujum qilinyapti. U shoqollarning ichimizdagi quloqlari bugun o'zlariga salafiy nomini qo'yib olib, Maturidiy adashgan, Ash'ariy adashgan deb yuribdi. Shu gapni gapirayotganlar quloq, ya'ni musulmonning quloqi emas, dushmanning quloqi. O'rta Osiyoda Qozog'istonni ko'ring, xohlasangiz, Qirg'izistonni ko'ring, Tojikistonni ko'ring, O'zbekistonni ko'ring, eng aktiv va aholisi ko'p va strategik ahamiyatga ega bo'lgan eng dolzarb qaynoq mamlakat biz. Asosiy hujum bizga.
Bizde bu narsalarını amalga oşurup alınsa, kalgan joylarni parokanda qilish oson. Ularni rejasi shu. Lekin islomiy dunyo qarashda biz ushlashimiz kerak bo'lgan narsalar shu. Endi sizlarga ham savollar bo'lib qolishi mumkin. Masalan, Maturidiy, Ash'ari mazhablarining fikr dunyo qarashlarini hamma 100% o'zlashtirishga shart emas. Shart emas. Bizda islomda ixtilof bo'lmagan, hamma birdek amal qiladigan ming degan masala bor. İhtilaf yok. Amal kıl kötü uğramız. Allah'ını bir deyimiz. Hiç kim ihtilaf kımaydı. Peygamberine hak deyimiz. Hiç kim ihtilaf kımaydı. Peygamberine haklı gidi. Kur'an Allah'ını kitabıyla gidi. Hiç kim ihtilaf kımaydı. Bu meselelerde biz birleşip yaşay uğramız. Kaçan İmam Maturidi'nin akidesinde men deyişke zarurat tuğuladı. Taşkaradan bir kişi kelip. Bizni aqidamiz, e'tiqodimizni shubhaga solishni boshlasa, unda kerak bo'ladi. Shubha har xil bo'ladi. Masalan, missionerlik harakatlari bor. Missionerlar kelib, bizni e'tiqodimizga hujum qilsa, e'tiqodimizga aytsaki, Iso alayhi salatu vasallamdan keyin payg'ambar yo'q, Iso Allohning o'g'li, Maryam Allohning xotini desa, bu juda xatarli gap. Bunga qarshi biz Qur'on va sunnatdan javob berishimiz kerakmi? Cevap verişimiz gerek. Huddu şunge okşaydı. Mesela dahri sistemeler var. Ateizm, teizm, deizm sistemeler var. Ular ham kirip Kur'an hata dese katten cevap veremez. Hamma cevap veralmıydı onge. Kim cevap veredi? Mutahassıslar çıkıp cevap veredi. Huddu şunge okşaydı. İmam Maturidi bilen yakında bitnesi çıktı. Daim ayeti yapman şunu. Yusuf Davran degen bana. Medine'de okuyen. Medine'de okup, Kadir Türkiye'de benimce. Türkiye'ye kevalı, cemaat tuzvalı, ders ödü yaptı. Dersinin manasını karay. Biz hala dinimizde amal kılışımız gerek bugün cüde kup masalalar var. Onlarını bir çekirge suru yaptı da. İmam Bukhari bilen Maturidi akidesi ortasındaki fark. Dip ders ödü yaptı. Bu dersini öte yaptı, onun kollab kuvvetli uçularına ben neşresi ki saval verdim. Hadır, gapimge hadırım cevap veremem. Uşa Yusuf Davran'ın gapını kötürüp yürüyen adamlarının bir ortası mavzunu düşünmeydi. Düşünmeydi, mavzunu düşünüş muhunem muhunmanmaz ularge. Ular uşa Özbekistan'daki İmam Maturidi akidesine karşı gapıradigen adam bolsa buldu. Özbekistan'ın karşı mı? Ha, demek bizden. Düşmanın mı düşmanı? Dostum kabili dışkılışı yaptı. Düşünmesliği halki yaş balanın misalıdır. Gugurtunu yaksa yanıp geçişliğini düşünmeydi o. Farkı yok. Mavzu şu özü. Bukhari bilen Maturidi ortasındaki fark. Biz kimimiz? Maturidi'miz. Maturidi akidesi demiz. O ne demek ki? Biz Bukhari'ni mezhebi demiz. Sizler bilen ortamızda fark var demek ki. Yani zamanevi til bilen etkendi. O onge... Tarihteki asıl mavzu kereymez unge. Unge keregi biz bilen sizlerin ortaylarda fark var. Biz doğru yolda mı sizler adaşken sizler deyiş gerek. Deydigen yüzde, iki yüzde min ta adam gerek. Bu min ta adamdan kemide 500'sini kurallandıradı geleceğide. Ular ayet dedi ki Maturidiler kafir deydi ahırı varıp. Manabı üçte meselede Maturidiler kafir deydi. Kafir bu sınıma boladı. Ha bunların kanı halal deydi. Üçüncü etapta. Kanı halal basını ne kılış gerek? Bana kural deydi. Ur bar deydi. Hiç kaçan George gelip urmaydı bitti. Abu Bakır Bağdadi inamı bilen gelip uğradı. Abu Bakır Bağdadi Irak'ını urdu gelip. Müslüman ben de urdu. Irak'ını kafir de urdu. Suriye'ni kafir de urdu. Libya'ni kafir de uğruştu. Lekin urgeller Müslüman namıdaki adamlar. Yusuf davronlar şu manada mina. Ularga o'sha orqasidan dastak qilayotgan odamlar Buxoriy bilan Maturidiy o'rtasidagi farq deb tarixiy kitobni o'qib, ko'zni yumib indamasdan makkarona qarab o'tiribdi. Buni bilgan odam aytayaptiki, "Seni maqsading Buxoriy bilan Maturidiy o'rtasidagi farqni aniqlash emas. Seni maqsading O'zbekistondagi Maturidiy aqidasini adashganga chiqarish." Lekin bu maqsadni nima natijaga olib kelishligini sen bilmaysan.
Onu kim biladi? Seni orqangda turgan odamlar biladi. Seni surnay qilib chalayotgan odamlar biladi. Seni puflashyapti, sen bu yoqda ovoz chiqaryapsan. Deyapmiz, javobi yo'q. İlmiy asosda kel Maturidiy nima degan gapirib beramiz desak yo'q. Uzoqdan turib xohlagan gapni gapiryapti. Demak, himoya asoslarimiz, himoya unsurlarimiz islomiy ideologiyada aqidada Maturidiylik. Maturidiylik qachon o'sha kerak bo'ladi? Tashqari, ya'ni siyosiylashtirilgan ideologiya kirmoqchi bo'lsa, Maturidiy aqidasi uni to'xtatadi. Abul Mu'in Nasafiyni Tabsiratul Adilla degan asari bor. Imom Maturidiyni tushunchalarini jamlagan. Shu aytadi Abul Mu'in Nasafiy aytadiki, tashqaridan kelgan mehmonlarni deydi. Biz mehmon do'stlik qilib qabul qilaveramiz deydi. Masalan, o'zbek mehmon do'st kelsa qabul qilaveramiz. Lekin deydi, ularning aqidasini qabul qilmaymiz deydi. Tashqari bu islomiy istilo. Hozirgi til bilan aytganda, ularning bizni ichimizdagi siyosiy qarashlarini qabul qilmaymiz biz. O'ziga ey valloh kel, bizni uyimiz keng deyveramiz. Lekin yangi tushuncha olib kelsa, u yangi tushunchaga muqobil nima ko'rsatamiz? Maturidiy aqidasini ko'rsatamiz. Shuning uchun kim sizdan nima so'rasa, aqidadagi ixtilofli masalalarda Maturidiy aqidasida nima deyilgan shu? Shuni o'rgan deysiz yaqinlaringizga. Shuni so'ra ulamolardan deysiz. O'sha bilan mustahkam tura olasan. Agar bu asosni, ya'ni bu immunitetni hosil qilmasa, har qanday dard bilan u odam halokatga uchraydi. Oddiy shamollash bilan bu yog'ini o'xshatib borishadi. Shuning uchun mana Qozog'istonda ham bunga juda katta urinish bo'lgan. Dastlab nima bo'ldi o'tdi? O'sha salafiylik o'tdi, madhaliylik tushunchasini olib kirishdi. Dilmurod degan bola, Nazratulloh degan bola, bular o'sha madhaliylikni eng katta da'vatchilari edi. Qozog'istonni juda ham loyqalab tashlashdi. Qozog'istonda ko'chada odamlarga suiqastlar qilishdi. Ko'chada odamlarni o'ldirishdi. Otib ketishdi. Hatto o'sha da'vatchilar yonida himoyachilar bilan yurdi. O'sha darajaga olib borib qo'yishdi. Oxiri o'sha Ersin Amiri degan yana boshqa ulamolar bularga raddiyalarni berdi, hozir mu'tadillashdi. Lekin xatar xavf bor deydi. Ular bilan ham aloqalarimiz bor, xatar xavf bor. Qaysi ma'noda? Siyosiy ma'noda o'zi. Asli tagida siyosiylashish yotadi. Uchinchi savol nima edi? Ha, siz harbiy xizmatda yurganlarning diniy holati. Birinchi ma'noda bir kishining eng yaqini dunyodan o'tib qolsa, uni borib janozasida qatnashish, fotihagarchiligi, dafn marosimlari fazilatli albatta. Farzand bo'lsa otasini ko'mishi, boshqa narsasi farzand zimmasidagi ish. U harbiylik u yoqda tursin, safarda bo'lib qoldi bir odam. Masalan deylik, uzoq joyda bo'lib qoldingiz, Xitoyda bo'lib qoldingiz misol uchun. Uyda shunaqa holat bo'lib qoldi, Alloh taolo asrasin, lekin insonchilik. Yetib kela olmaysiz. Sizni yetib kelishingizni kutish kerakmi desa, shariat yo'q deydi. Nimaga? Vafot etgan odamni tezroq ko'mish kerak. U turgan sari unga qiyinlashadi. Tez ko'mishlikni shariat buyuradi. Uchta narsaga tezlashinglar deganlar. Bittasi shu. Vafot etsa tezda ko'mish kerak. Endi harbiy ishda muhim vazifada bo'lib turgan odam, masalan deylik, yana ham odamlarga tushunarli bo'lsin uchun aytay, chegarada turibdi qurol bilan. Bir kishi chaqirsa, qurol tashab ketib olsa bo'lmaydi. O'zining maqsadini o'ylab ketsa-yu, butun boshli dushman chegaradan kirib kelsa, nima bo'ladi? Bitta odamni janozasiga qatnashaman deb 100 ta odamni janozasiga sabab bo'lib qoladi. Bunga o'xshagan vaziyatlarda shariat zaruratlarni o'z o'rniga qo'yadi. Rabot degan narsa bor shariatda. Chegarada turish harbiylar uchun alohida fiqh bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu rabotda turganlarni har 6 oyda bir anaqa berganlar. Sizlarning tillarda nima deydi? Ta'til berganlar. Ta'tilga borib kelgan 6 oyda, 2 oy yo'lga ketgan, 4 oyda bir aylanib kelgan uyga. Buni o'zini fiqhi bor.
Endi namaz, roza masalaları. Mening eng katta orzularimdan biri harbiylarimiz 100% saf tortib namoz o'qishligini ko'rish. Nimaga? Chunki namoz ibodat harbiylarni nafaqat jismoniy, balki ruhiy ma'noda ham juda katta kuchga aylantiradi. Namoz ibodat Allohga bo'lgan iymon insonni qalbida millatini, yurtini, yerini himoya qilish muqaddas tushuncha ekanligini singdiradi. Bu yo'lda o'lsa shahid bo'lishligini unga singdiradi. Bu odam orqaga qaytmaydi ki. Biz o'sha harbiy xizmatda dushmanga qarshi ko'ksini qalqon qilgan odamni vafot topsa shahid deb shuning uchun aytamiz. Shuning uchun shahid deyiladi uni. Shahidlikni eng birinchi maqomi shu maydonda turib qilishligi bu. Endi maqsad nima? Bizning o'zbek xalqimiz 95% musulmon axir. Qolgan xalqlar biz bilan shartnoma asosida yashayapti. Shu millatni tinchligi, shu millatni xotirjam hayot kechirishligi biz sezmaymiz u harbiylar umrini, hayotini fido qilish evaziga tinch yashayapti xalq. To'g'rimi? To'g'ri, ular butun hamma narsani bosib kechyapti. Hatto hozir berayotgan savolingiz ba'zi odamni ko'nglini ezadigan darajada. Siz shunday bir vazifadasiz, eng yaqin odamingizni janozasiga bora olmay qolasiz siz. Siz shu niyatni Alloh dini uchun, musulmonlarni himoyasi uchun, millatimni himoyasi uchun xizmat qilaman desangiz, siz mujohid bo'lmasangiz kim mujohid? Siz shu yo'lda agar joningizni fido qilsangiz, shahid bo'lmasangiz kim shahid? Kim bo'lishi mumkin shahid? Qiyomatga qadar jihod davom etadi degan payg'ambar alayhisolatu vasallam. Jihod kalimasini biz to'g'ri talqin qilmaganimiz uchun Suriyada musulmonlarni shartnomasini buzib, bog'iylik, bosqinchilik qilganlar o'zini ishini jihod deb nomlab oldi. O'zlarini mujohid deb nomlab oldi. Nimaga? Mana bu hadis dedi. Sen to'xta, sen shartnoma qilingan musulmonni o'ldiryapsan. Qanaqa mujohid bo'lasan? Ha, unda mana bu jihod qiyomatgacha davom etadi degan hadis nima desa, har birta musulmon mamlakatni chegarasi bor. U chegarada xizmat qilayotganlar agar niyatini xolis qilsa, haqiqiy ma'noda o'sha hadisga tushadi. Butun dunyoda musulmon mamlakatlarining barchasining chegarasini mujohidlar himoya qiladi. Mujohid degani qurolli, ya'ni ma'nodagisi, dushmanga qarshi qurol bilan mudofaa qiladigan anaqa shaxslar, jamiyat. Mudofaa mujohada bilan bir xil. Hujum bo'lsa kim qarshi chiqadi? Kim turadi? Mana buni biz harbiylarda, men har doim harbiylar bilan bo'lgan suhbatlarda buni aytayapman. Boshim, ya'ni xayolimda yurgan narsalardan bittasi bu. Sekin-sekin bu ummatni shu narsaga tayyorlab borishimiz kerak. O'zimizni g'amimizni o'zimiz qilishimiz kerak. Namozni, namozni. Mana harbiylar sizlarda juda ko'p haligi punktualnost deydi-yu, har narsaga o'rnida sekundlar hal qiladi ba'zi joylarda. Namozni yaxshi e'tibor qilsangiz, harbiy insonni intizomiga juda katta xizmat qiladi. Harbiy insonni intizomi u armiyada xizmat qilgan miqdorda xolos. Namozxonning intizomi butun hayoti mobaynida. Har kuni saharda ertalab turasiz. Yugurasiz. Harbiy majburiyatlarni amalga oshirasiz. Namozni umuman xalaqit qiladigan joyi yo'q. Faqat buni birdan hozirda hamma shunaqa qilsin desangiz, hammani bosh qotib qoladi. Lekin men yana qaytib aytaman. Eng katta orzularimizdan biri shu. Qaytarmaslik kerak, kelajakda buni tayyorlash kerak. Chunki bizning millat, bizning millat qadimdan eski davrlardan Islom Makka-i Mukarramada, Madina-i Munavvarada nozil bo'ldi. Uning amaliyoti bizda ko'ringan. Bunda u Jaloliddin Mangu berdilar. Kim edi ular? Amir Temurlar kim edi? Amir Temurni ba'zilar tanqid qiladida, ya'ni boshqa millatlar. Lekin aslini tagini olsangiz, amir bo'lgan u. Harbiy inson bo'lgan, mujohid bo'lgan. Butun o'sha Yevropani fath qilishlik uchun, Xitoyni fath qilishlik uchun harakat bo'lgan. To'g'ri, uni ishlarida juda ko'p tarixiy musulmonlar bilan ro'baro kelib qolganligi bor. Bu ixtilofli masala, lekin o'zining asarlari, o'zining gaplari, e'tiroflari
Şu bugün. Kur'an'ı yoddan bilgen adam bugün. Fikhini cüda yakışı bilgen. Atrafıda Taftazani'ye okşagen, Sa'diddin'ye okşagen katta katta ulamalar bugün. Bu an'ananı inşallah Rabbil Alemin yine şekillendirici zararı yok. Roza'nın hiç kandayı zararı yok. Hiç kandayı zararı yok. Bunu yolunu, harekatını kılış gerek. Şimdi harbide ben farz namazını okumasam bana uğradı mı? Bana bir soru verdi bir günü. Bizden hoşlaşadı ki bir zor soru versek de gebir almaya kalsa ana kurduydu mi? Hakkı ait olmadı deyiş için, maskara kılış için soru verişedi. Bana bir soru veriyordu. Armiyada hizmetsiz namazı okutmaya yaptı. Ne kılaydıydı? Ben ettim, ben armiyanın komandırıymaz mı ki benden soruysa? Ben komandır bulsam eğitirdim, oku anlaması yeni derdim. Ben komandır bas mı? Lekin, benden soru kılıyorsan namaz okumayı koya uğrayın deyişimi kütüyorsan. Yok, namaz farz. Farzge hiç kandayı üzür yok. Böyle, zarurat bu kalsa sünnetini okumasın. Sünnetlerden, nefillerden zarurat bu kalda okumasın, farzını okusun. Mesela Musafir'de 4 rekatli namazı 2 rekat okuydu. Armiyada hizmet kılıyorken adamlar her daim Musafir hükmüde. Musafir hükmüde. O 4 rekatli namazı 2 rekat okuydu. Peşin namazı 4 rekat, 2 rekat okuydu. 5 minit vakit gitmeydi. 2 rekat namazıya 2 minit, 2 yarım minit vakit gitmedi. Yani bu manada benim fikrim, düşüncem şu. Yine de masal. Savam koyduğum şeydi, şu hazır dünya ürününe doğru koşamaydı. Maçı, dünya koyucu. Kursu koş tarttı duyuyor, kamayı koş tarttı da başlıyor. Kursu sabah var. Hop, bütün dünyadaki dinler. Orası da ikkiga taksim var. Bittesi samavi dinler, ikincisi adamlar uzu oylayıp çıkan dinler. Samavi din deyip yürütülüşlüğü, yani İslami lügatmez bu, umumi dinşinaslıktaki lügat. Samavi dinlerge Yahudilik, Nasranilik ve İslam kiradı. Ne için samavi dinleri? Bunu kitabı var, bu dillerde. Osmandan nazil bugün kitap düşüncesi var. Yani bitti gapı bunu İbrahimi dinler deyiladi. İbrahim aleyhissalatu vesselam'dan keyin şu yolda biz deb dava kılıcı diller. Bu hem Yahudilik, Nasranilik, İslam. Bunlar ortasında Yahudilik dinini rivojlanishligi nazarda tutulmaydı. Yani rivojlanmaydı. Köpeymeydi Yahudilik dinini bütün dünyaya tarqatışı ilacı yok. Nimaga? Çünkü Yahudilik dini kabul kılınadigan dinmez. Belki uşa milletini içiden tuğuladigan din. Yani o Yahudi buluş gerek. Başka millet Yahudi dinini kabul kılalmaydı. Onası Yahudi buluş gerek. Yahudiyeden tuğuluş gerek. Keyin o Yahudilikke mensup buladı. Yani bu şu dairede katadı yani tohtaydı. Nasranilik Avrupa'da orta asırlarda juda katta kuchga ega bo'lgan. İmperatorlar cherkovning eshigini oldida yalang oyoq, yalang bosh yomg'irda navbat kutib o'tirgan. Qachon meni papa kutarkin, qabul qilarkin deb. İmperatorni papa saylagan. Shu darajada kuchga ega bo'lgan. Va o'sha papa dünyanı başkarış uçun, özünün kol aslındaki adamlarını başkarış uçun, adamlarını cehalette üşlep turuşluk siyaseti bilen yürüyen. Adamlar ilim okusa, imperatorlar bunge karşı bop kaladı, çirkoge. Şunun için, onlarını cehalette üşlep turuşluk siyasetini kollegen. İlimge kim hareket kılsa, onlarını katagan kılgen. Onlarda ne deyilgen? İnkivizatse kılgen, inkivizatorlar taşkil kılgen. Yani azaplavcı, tashkilot azoblash bilan soroq savol qilib odamlarni o'ldirish bilan shug'ullanadigan tashkilot. Bu tashkilot da'voda odamlarga bu ilim bilan shug'ullanyapti. İlim shaytonni shaytonda ham ilim bor degan gap bor-ku, asli tagi o'shalarning gapi. Bugun e'tibor bersangiz ilmiy suhbatga
cevap bir almaya kagenden kiyin, ne mi deydi? Çelemünle bu deydi, şeytan deyem ilim var deydi. Ha bu gap nasraniylerinin katolik çirkavını gapı, tegi. Sahih rivayetlerinin bir ortası da bu gap kemegen, şeytanlı ilimli bugen, degen gap kemegen. Fakat İsrailiyyatta var, bizden aldıngı ötken dinlerden kegen bu gapler. Şeytan Adem bilen birge salıştırsanız, Adem aleyhissalatu vesselam şeytandan alim bugün. Kur'an'ın delili, Kur'an'da delil durdu. Allah Teala Adem aleyhissalatu vesselam'ı yaratken de feriştelerge eytti ki, وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا Feriştelerge Adem'e secde kılınlar dedi. Hemme feriştelar secde kıldı, illa İblis secde kımadı. Şeytan Adem'e secde kımadı. Ne demek secde kımadı? Sen dedi Allah Teala şeytan'a ne demek için iki kolum bilen yaratkenim insan'a secde kımadın degende ayetti ki ana hayrum minhu dedi. Ben ondan yakşımam dedi. Şeytan Adem'den yakşımam dedi. Ne demek? Halaktani min nar halaktahu min tin dedi. Beni ottan yaratken sen ki dedi. Onu laydan yaratken sen dedi. Allah Teala'ya akıl örgütü yaptı şeytan. Alim adam Allah'a akıl örgütü mi? Natoğru kıyas kılı yaptı. Alav ottan yakşı buladı. Yani alav laydan yakşı buladı demek ki. Lekin hayatta görseniz alav laydan yakşı bu miydi? Layın hususiyeti bilen alavın hususiyetini çalıştırın. Alav laydan afzalmaz. Olovga bir narsa tushsa kul qiladi, yo'q qiladi. Loyga bir urug'ni tashasangiz, ko'kartiradi, o'stiradi, natija beradi. Loy sokin narsa. Olov hayajonlanib turgan, fohishaga o'xshaydi olov. Loy asli loy. Ya'ni asli loyi o'zi asl. Olov asl emas. Olov nimanidir ko'rinishi, nimadandir chiqqan narsa. Bularını hamasını soruşturup görseniz, şeytan oğlum nasıdır? Adamdan göre ilimli nasıdır? Adamın ilimli ikenliğini Kur'an yukarıda eytedi. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَ Mən dedi Allah Teala, halife yaratmak için mən dedi. Feriştələr, yerde kan tökedigen Adamını yaratasam mı? Degen de Allah Teala Adamge وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e hemme isimlerini elleme, talim verdi. İlim verdi, Adem ilimli gidi. Katolik çirkovunu ilimge bugün münasebeti Katolik çirkovunu çöküşüge sebep bugün. Alimlerdi yok küldürüşü. O şey mesela Kopernik'ni kamegeni Bruno'nu kitapları bilen koyup yok varken trikleyin yokken Galileyni inkvizatsiya kıgeni hammasını körseyiz ilimge karşı isyan bugen katolik çirkovida bu zahırda şunaka lekin batında nima bugen uşa paytdayam siyasi iş bugen uşa alimler Kopernik bulsun Galiley bulsun başkaları Andalusiyaga İspaniyaga barıp İspaniyada Müslümanlardan ilim örgengen, yerini yumalak ekenliğini Müslümanlardan örgengen, yer aylanadı degen Kopernik. Özden uza etmegen o Osmanlı'ya karab yer aylanarken demegen, o ilimli Müslümanlardan ogen. Katolik Çirkov'u kara yaptı ki, özünün içindeki ziyali adamlar Müslümanlar bilen alaka kılı yaptı. Katolik Çirkov'u Müslümanlarına özüge düşman de biledi. Ularga alakası var adamlarını hıyanette ayıplab öldürtürgen. Siyasi bugün bu. Keyin nima bo'ldi? Martin Luther hareketleri var. Ha? Protestant hareketleri var. Pravoslav Katolik çirkoviga, Katolik endi kuç. Karşı protestant hareketi işlep çıkıldı. Bu protestant hareketi ularını Luther'ni özünü dostluğa yazgan mektubu var. Maktubda aytadı ki, nima uchun deydi? Katolik çirkovu bizni siyasetimizga aralashadi. İlmiy faoliyatimizga nima uchun aralashadi? Axir deydi. İncilde, İsa'nın bana bir gapi bor-ku deydi. Mashhur gap bu.
Kaysarının hakkını Kaysar'a, Allah'ın hakkını Allah'a ver. Degen İsa Aleyhisselam'ın gepleri. Ne degen de Kaysar padişah bu. Padişahın hakkını padişah'a ver. Padişah kısmı bu işini. Allah'ın hakkını Allah'a ver. Bu degeni çirkolda otursun degeni. Din dünyaya aralaşmasın degeni. Bu gap aynen Luther'ın gapı. Şu gap var ki degen. Nima uchun bular degen bizni siyosatga aralashadi? Nima uchun katolik cherkovi imperatorni saylash kerak? Uni to'xtatishimiz kerak degen isyon boshlangan. Katolik cherkovini cherkovga tiqib qaytib chiqmaysan bittan deyishgan. Hozirgacha chiqmaydi. Siyosatga aralashmaydi. Lekin katolik cherkovidagi rasm san'ati tashqariga chiqib yalang'och xotinlarni chizish san'atiga aylanib ketdi. Katolik cherkovidagi injilni yoki bashoratlarni musiqasi tashqariga chiqib repga aylanib ketdi. O'sha Yevropada bu san'at nomi bilan buzuqlikka aylanib ketgan narsaning tagida katolik cherkovining ya'ni bosimi turadi, senzurasi turadi. Bugun bizda ham o'sha transgenderlik o'zini jinsini o'zgartirib sahnaga chiqib olib, qalbim toza deb har ishni qilayotganlarning hammasining orqasida o'sha buzg'unchi siyosat bor. Tagida shu millatni yo'qotish, mutlaq o'zligidan mahrum qilish siyosati. Endi Yevropa shundan keyin birdan rivojlanib ketdi. Buni siz bilan bizga misol qilib keltirishadi. Mana dinni deyishadi. Katolik cherkovim dinni cherkovga qamab qo'yganimiz uchun rivojlanib ketdik. Xuddi shuni singari islomni ham masjidga qamab qo'yishimiz kerak, shunda rivojlanamiz deydi. Xato taqsimot bu. Islom tarixi mobaynida birorta misol yo'q, real misol. Qaysidir ilmiy faoliyatga qarshi chiqqan bo'lsa. Yo'q, unaqa misol yo'q. Katolik cherkovining misoli tiqilib yotibdi. Hozir ham o'sha azoblaydigan apparatlari turibdi. Ular ilmlilarga qarshi bo'lgan, lekin islomda ilmga qarshi birorta ta'limot yo'q. Ta'limot yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima bilan qasam ichgan bo'lsa, o'shani ilmiy faoliyatini o'rgan degan buyruq bor tagida. Vattini va zaytun. Anjir bilan zaytun bilan qasam. Tibbiyotda eng kuchli, quvvatli immunitet anjir bilan zaytunni qo'shib yeyishlikda. İzlenip görün, örgünüp görün. Bekarge kasam içi etken ya Allah Ta'ala bunu. Örgeti yaptı. Peygamber aleyhi salatu vesselam tabiplerge eti yaptılar. Güya. Hadisleri var. Likulli da'in dava diyaptılar. Her kanday kesellikini şifası var diyaptılar. Davası var diyaptılar. Peygamber eti yaptı bunu. Müslüman adam ne dedi? Ben tabip olsam eytemen ki Müslüman ben. Peygamberinin geplerini Peygamber gapi deb qabul qilaman. Rasululloh bu gapni yolg'on gapirmaganlar. Hozirgi kunda davosi topilmagan har qanday kasalga, demak, davo bor. Faqat men topolmayapman deyman. Meni nima qiladi? Bu hadis motivatsiyaga undaydi, harakatga undaydi. Qani ilmga qarshilik? Illa o'limni davosi yo'q. Tamam, o'limni davosi yo'q. Lekin har qanday kasallikni davosi bor. Bugun spitni davosi yo'q degan gapni Yevropa aytayapti. Lekin spitni davosi bor. Rakni davosi yo'q degan gapni o'shalar aytibdi. Bizning islomda nima? Davosi bor uni. Faqat topish kerak. Ilmga harakatmi? Harakat. O'rta asr, ya'ni Renesans davri. 9-chi, 10-chi, 11-chi asrlar. Eng dunyoning oltin davri hisoblanadi. Ilmning fundamenti qurilgan. Biz ishlatayotgan kompyuterlar, texnologiyalarning barchasini sifrovoy kodlari yozilgan davr. Sifrni, nolni arifmetikaga kiritishlik oqibatida raqamli texnologiyaga asos solingan. Xorazmiy qilgan bu ishni. Musulmon edi. Beruniy aytadi, yerning yumaloqligi to'g'risida hech qanday ixtilof yo'q degan. İbn Hazm aytgan, İslam ulamolarining ichida yerning yumaloqligi to'g'risida ixtilof qilgan odam bilmayman degan. Eng birinchi globusni Beruniy degan. Eng birinchi globusni. Jobir ibn Hayyon atomning parchalanishligi to'g'risidagi teoriyani 1000 yil oldin aytgan. Einstein o'tgan asrda parchaladi. Jobir ibn Hayyon aytganki, eng kichik zarra parchalanadi degan.
parçalanganda uning ichida shunday quvvat borki degan. U quvvat butun dunyoni yo'q qilishga ega degan. Bu nazariyalarni musulmonlar aytgan, hech bitta amir o'sha davrda u musulmonlarga tazyiq qilmagan. Yolg'on Ibn Sinoni odamni yorgani uchun quvilgani. Yolg'on. Kino yolg'on. Ateistlar tomonidan qilingan. Musulmonlarni katolik cherkoviga taqqoslash uchun qilingan yolg'on informatsiya. Ibn Sinoning tip qonunlari kitobi turibdi mana. Turibdi, asl nusxalari turibdi. Ibn Sino falsafiy jihatdan tanqidga uchragan. Falsafasi tanqidga uchragan, tamam. Lekin tibbiy jihatdan hech kim unga tanqid qilmagan. Tibbiyotiga hech kim aralashmagan. Yolg'on gap. İslam masjidga tiqib qo'yiladigan din emas. Mana hozir harbiy insonlar İslam haqida savol beryapti. İslomiy hayot haqida savol beryapti. Yashashga hech qanday to'sqin yo'q. İslam faqat masjidda yashaladigan din emas. İslam bozorda ham din. Birovni haqqidan qo'rqin deydigan narsa İslam. Oilada ham din, harbiy sohada ham din, tijoratda ham, ziroatda ham, dehqonchilikda ham din axir. Hech qanaqa xalaqit qilmaydi. Mana shu yashovchanligi İslam'ın kengayishligi uchun en katta omillardan bittesi. Buni bütün dünyadaki siyasatçılar yaxshi biladi. Bitta nikah masalasiga e'tibor qaratsangiz, nikah. Yahudilardan nikah masalasi, Nasroniylardan nikah masalasi, Müslümanlardan nikah masalasi. Şu masalaga yani aholishunoslik degan fan bor. O'sha fanning asoslari bo'yicha nazar solingdi. İslam dini oddiy nikah masalasiga e'tibor qaratish bilan bütün dünyanı 50 yılda bosib oladi. Men bosib olishni qo'pol tilda aytayapman. Egallab oladi. İlacı yok. Gapimni yozib qo'yinglar. 50 yil, 50 yilda Germaniyaning aholisini 80% musulmon bo'ladi. Fransiyaning 70% 80% musulmon bo'ladi tug'ilishi o'zi bilan. Nimaga? Islomdagi nikoh bu masalasiga musulmonlarning e'tibori o'sha ko'payishlik uchun eng katta omillardan bittasi. Nima uchun Fransiya bunga o'xshagan siyosiy masalalarni xavfini sezgani uchun intriga qilyapti. Intriga musulmonlarni hozir nechta masjidini yopdi bu badbaxtlar. Qancha musulmonlarga zarar yetkazyapti. Qo'rqiyapti bular aholishunoslik statistikalar bularni qo'rqityapti. Bularni o'zidan chiqarmasak, bularni terror bilan ayblamasak, bular kelajakda bizni egallab oladi deyapti. O'sha sababdan bu harakatlar bor. Yahudilarni aytdik. Yahudilarda o'zidan tug'ilmasa yahudi bo'la olmaydi. Nasroniylarda bir odam nikohlansa abadiyan ajrasha olmaydi. Abadiyan u farzand ko'radimi, ko'rmaydimi, yoqadimi, yoqmaydimi shu. Musulmonlarda kim la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa musulmon bo'laveradi. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Hattoki soqov bo'lsa ishorasi bilan aitsa ham musulmon. Bir oila bilan nikoh qurdi, oila farzand bo'lmadi deylik yoki yoqmadi, qarashlari kelmadi. U bilan ajrashib boshqasi bilan uylanadi. Maqsad farzand ko'rish, millatga, jamiyatga o'zini zaminasini qoldirish. Eng kamida 4 ta farzand ko'rishni taklif qiladi İslam. Eng kamida 4 ta farzand ko'rsin. Ikkitasi ota bilan onadan zamina. Bittasi jamiyat uchun. Jamiyatga bir narsa qoldirsin o'zidan. Bittasi zapasnoy. Farzand hammasi katta bo'lmaydi, ba'zi dunyodan o'tib qolishi mumkin. 4 ta farzand jamiyatni rivojlanishga olib keladi. Kam farzandlilikni, farzand ko'rmaslikni eng katta targ'iboti Yevropada. Farzand ko'rmaslikni. Buning ta'siri ostida Rossiya yiliga 1 million odam kamayib boryapti, yiliga. Natijada nima qilyapti? Siyosiy ma'noda, siyosiy Rossiya dumasi hukumatı. Siyosiy ma'noda uylanganga davlat yordam beryapti, farzand ko'rganga uy beryapti, joy beryapti. Nimaga?
Nimaga davlat ko'ryapti vaziyatning og'irligini? Yo'qolib ketadi millat. Xitoy bilan chegaradosh joylarni himoya qilishlikni boshqa yo'li yo'q. Boshqa yo'li yo'q, urush yo'q. Xitoyliklar ko'payib yotibdi chegarada. Hamma xitoylik bo'lsa Rossiya davlati deb bo'lmaydi-ki. Mana bu narsalarni yechimi islomning ilohiy ta'limotida. İslam bu talimatını cüda acayip şekilde yeçken. Ve bana şu asaslar, ben bitti nikah ne diyeyim ben, başka asaslar ki eğer doğru manada samimi amel kılıp borsak, rivojlanışlık ki en haklı bugün din, İslam dini. Yani bitti narsana eğitip koyay, Allah subhanahu wa ta'ala İslam dininin himayesini zimmesi gagen. Menge muhtaçmaz, sizge hiç kimi muhtaçmaz. Dinge amal kılarken siz nime kadar yordam beriyebilen değişlik davasından yırak mız? Özümüz için yordam kılıyebken bolemiz. Nime ki Allah Ta'ala galabeni vade kılgen dinde yaşayarken bolesiz. Galabeden nasibedar bolesiz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafidun. Şeriatımız nazır kıldık, onu özümüz muhafaza kılamız dedi. Allah Ta'ala muhafaza kıladı. Muhafazanı belki bendelerine şeref yüzesinden vazife yükleydi. Hiç kim himaye kılalmagende hem İslam'ını hiç kim yok atalmaydı. Bu manada İslam galebe kılıçlıkta yani kuralli galebe şartmaz. Mutlak ideoloji meselesi de hem galebe kılıçlıkta haklı. Yeryüzüde en köp köpeyyetken millet İslam milleti. Birleşken Milletler Teşkilatı da Kazzafi'ni, Libya'ni avvalgi padişahı. Kazzafi'ni gapi var. İzleseyler çıkadı. Bu etken dedi ki, bizim Müslümanlar geldi gene de. Bizim Müslümanlar geldi. Terörist gereymez. Uzunu uzun portlata digerler gereymez. Bizim Müslümanlar geldi. Üylen edigen yigitler gereydi. Aile kıladigen yigitler gerey. Ailege ciddi karaydigen insanlar gerey. Eğer biz fakat şu aile meselesine yakşı itibar kılsak, 100 yılga varmayı bütün dünya Müslümanlar dedikken böyle dedikken. Fakat nikah meselesini özü böyle dedikken. Bunu başka gepleri yan var. Bu geplerinin hammesi kimler kadar yakmadı ki. Ne kadar işte onu? Meydandan yok atıştı. Lekin bu hakikatler durdu. Hazır gününde Katolik çirkovunu arkaya geçişlerinin sebeplerden bittesi onun canlı, hayati şekli kagani yok. Hayati şekli yok. Katolik çirkovu kaçan ki bir adamga özünü yakşı kursatmakçı bulsa yine kerek. En katta siyasatçılar falancı siyasatçı çirkovga varıp durarken deyiş için varıp gidiyordu. Böldü. Yakşan bir günü bir varıp koyadı. Bitti stol şunu ki kip getirdiler. Deyiyordu. Böldü. Hayatı ama onu hayatı vahşi rasva buyuyor tuttu. Yahudilikini halga ettik. Ailevi dini. Bir ailenin dini. Böldü. İslam rivoj. Doktor Selim, hiç kimde savol qolmadim. Bugün uchrashuv uchun so'zimiz Abror muhtaraliga hammamiz nomidan kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Yoqim rahmat. Oilalarga xotirjamlik, dinlar bundan ham ziyoda bo'lsin. Hayisi hammaga ruxsat, rahmat sizlarga. Hozir so'zimizni qisqatib qo'yamiz, keyin hamma chiqib ketadi. Inshaalloh. Sog' bo'linglar, salom bo'linglar.